Hadi gelin dizilerle ilgili bir recap demo yapalım. Bunun için daha önce öğrendiğimiz konuları ufak ufak tekrar ediyor olacağız arkadaşlar. File new project diyorum. Next diyorum. Create a project from template command line app next ve uygulamamızın yani projemizin ismini şöyle recap demo 2 diyelim. Finish diyelim ve burada açalım. Şimdi şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Elimde bir adet array olsun. Ve ben bu array'i yani diziyi double olarak tanımlamak istiyorum. Bu noktada şöyle ismini de myList olarak verelim. Şimdi ben bunu şöyle myList eşittir new double array olarak verip içerisinde de işte 4 tane eleman geçeceksem bu şekilde verebileceğimi bir önceki dersten öğrendik. Bunu yazmanın bir diğer yöntemi ise ereyleri yazmanın şöyle süslü parantezimizi açıp buraya değerlerimizi yazmak olacak arkadaşlar. Örneğin 1.2 virgül 1.3 virgül 4.3 virgül 5.6 diye de bunu yazabiliriz. Bunu new yapıp yazmayla bunun arasında bir fark yok arkadaşlar. Bu yazım tekniği arka planda bir new yapıp o new yapısının ne olduğunu konuşacağız sonra aynı işlemi yapıyor. Dolayısıyla hiçbir farkı yok arkadaşlar. Arka planda bir new oluyor yani. Peki ne yapacağım ben? Öncelikle projemde ilk amacım bu sayıları ekrana tek tek yazdırmak olsun. Dolayısıyla bir adet for döngüsü yazıyorum. Hemen for döngümde içerisinde ee, daha önce öğrendiğimiz tekniği kullanarak ee, bir işlem yapacağım. Double number diyelim. Neredeki number'lar? My list içerisindeki, pardon. My list içerisindeki number'ları gez sayıları yani gez diyorum. Ve bu noktada ben system nokta out nokta print diyerek sayımı ekrana yazdırmak istiyorum. Bu kadar basit. Şimdi bu noktada bunu şöyle çalıştırdığım zaman sonuç olarak ve bütün sayıları alt alta yazdığımızı görebiliriz. İkinci bir çalışma olarak ben bu sayıların toplamını ekrana yazdırmak istiyorum. Yani bu işlem bittikten sonra toplam şudur desen istiyorum. Bu noktada şöyle ki bir adet double total diye bir değişken tanımlıyorum. Double total diyerek. Değeri sıfır, dikkat edin. Bu noktada şu işlemi yapmak istiyorum. Buraya gelip içinde her bir eleman için total eşittir total artı toplam eşittir. Toplam artı yani number. Bu ne demek? Toplam sıfır ilk sayı için 1.2 0 eşittir 0 artı 1.2 yani 1.2 sonra 1.3'ü üzerine toplayacak. 4.3'ü, 5.6'yı toplayacak. Dolayısıyla ben burada System.out.println diyerek total'i yazdırabilirim. Arzu ederseniz burada önüne de şöyle toplam eşittir diyelim. Burada da bir artı kullanarak total'i yazdırmış olalım. Çalıştırdığım zaman Bakın toplam olarak 2, 6, 11, yaklaşık 12 gibi bir şey yazacak. 12.399 şeklinde gidecektir. Buradaki o 9 değeri double'ın şey hassasiyetinden dolayıdır arkadaşlar. Noktalı virgül, pardon ondalıklı sayı hassasiyeti ile alakalıdır. Bir diğer işlemim ise şu olsun istiyorum Arkadaşlar ben bu sayıların içerisindeki en büyük sayıyı ekrana yazdırmak istiyorum. Bunun için de daha önce yapmıştık. Aynı yöntemi kullanacağım. Double max diyelim. Eşittir en büyük sayı. En büyük sayı hangisi olsun? Ben my list'in sıfırıncı elemanını şöyle sıfırıncı elemanını en büyük sayı olarak verebilirim. Bu noktada double max eşittir. MyList'in sıfırı max. Burada bir kod değil, bir değişken ismi. Her şey yazabilirsin. En büyük yazabilirsin. Biz öyle yazdık daha önce. Bu noktada ne yapacağım? Geliyorum her bir eleman için bu max ile karşılaştırıyorum. Diyorum ki eğer max küçüktür. Neden? Number'dan ise. Yani o anki döngü gezerken ki o anki sayı bizim max'ımızdan daha büyükse yani o anki sayı bakın o anki sayı number max'tan daha büyük ise o zaman max eşittir number diyorum. Yani en büyük sayıyı o, o anki sayı number olarak max'ı o anki sayı olarak ata diyorum. Dolayısıyla burada bir tane de max için en büyük diyelim eşittir max diyelim buraya. En büyük sayıyı da bu şekilde yazdırabiliriz. Bakalım sonucu alabilecek miyiz? Bakın bu sayılar 1, 2, 1, 3, 4, 3, 5, 6 içerisindeki sayılarda toplam 12 nokta küsurat iken en büyük sayımız 5.6 imiş. Bakın ben bunu 6.3 olarak değiştireyim. Hakikaten bu sayının 6.3'ün en büyük sayı olarak değişeceğini ve toplamın değişeceğini, listemizin değişeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet bu işlemle artık ee, biraz daha ileriye giderek arkadaşlar, biraz daha ileriye giderek konularımızı tekrarlamış olduk. Ctrl-Shift-Alt-L ile kodlarımı da bir güzel düzenliyorum ve bu örneği de burada bitirmiş oluyorum.